Freni patlayan kamyon Suriyeli ailenin yaşadığı eve girdi. Kazada bir kişi öldü, ikisi çocuk, altı kişi yaralandı. Kaza Yavuz Selim Mahallesi Toki yolunda meydana geldi. Hafriyat yüklü kamyon yokuş aşağı inerken Toki kavşağının yan tarafında bulunan müstakil evin içine girdi. İddiaya göre freni patlayan kamyonun girdiği evde Suriyeli bir aile yaşıyordu. Abi, bırakın, şey bırakın. Kaza sonrası evde yaşayan ailenin 6 yaşındaki çocuğu ve annesi çevredeki vatandaşlar tarafından enkaz içinden çıkarıldı. Kazaya sebep olan kamyonun sürücüsü ise kamyonun içinden çıkartılmak için uzun süre bekledi. 7 aylık hamile kadın ise kaza anında yaşadığı evde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri ölen annesinin karnından 7 aylık bebeği kurtarmak için müdahale ettiler. Ancak bebek de annesinin karnında hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri geldi. Burada 3 aile, 3 kişilik bir aile kalıyor. 3 tane de misafir varmış yanlarında. Antep'ten gelen misafirler varmış. 5'i çıkarılmış ama bir tanesi herhalde şu an dışarıda çıkarmaya çalışıyorlar. İşte ondan şüpheleniyorlar. Başka diğerlerinin durumu iyi. Hepsi hastanede. Bir şoför, bir bayan. Şu anda bu şekilde. Meydana gelen kazada hamile bir kadın öldü, ikisi çocuk, altı kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Merkez Meydan Mahalle Muhtarı, bu kaza mahallenin olduğu yer bize bağlı. Burada bir Suriyeli aile yaşıyordu. Antep'te de herhalde kardeşi gelmiş, 3 kişilik aile. Toplam 6 kişi. İşte herhalde 5'i çıkmış, bir tanesi kalmış. Şimdi onu arıyorlar. Şoför de bilgimiz yok ama şoförü şimdi götürdüler diyor. Ağır yaralıydı şoför. Bunlar yaklaşık 2 senedir Türkiye'de kalıyor, Suriyeli aile. 6 aydır da takriben burada kalıyor. Eşi de çalışıyordu. Eşi de tabii kazayı duyar duymaz geldi. Şu an işte çalışmalar bir şekilde devam ediyor. Biz de bekliyoruz yani.